Doğuştan sperm kanalı yokluğu, konjenital bilateral vazogenezisi veya konjenital unilateral vazogenezisi dediğimiz sperm yollarının, o sperm taşıyan borucukların doğuştan yokluğu bizim de klinik olarak çok sık gördüğümüz bir tablo. Evet, belki toplumda sıklığı az ama biz bize başvuran hastalardan dolayı çok sık bunu görmekteyiz. Özellikle sperm yolu yokluğu olduğunda, yani doğuştan yokluğunda, agenezi dediğimiz tablo olduğunda mutlaka böbrek incelemeleri de yapılmalı. Çünkü bu hastalarda böbreklerle de ilgili sorun olmakta. Böbrek yokluğunu da görmekteyiz. Bu tabloyu gördüğümüz zaman, agenezi tablosunu sperm yollarında, mutlaka ultrason tomografi ile üst sistemlerin de incelemesi yapılmalı. Ayrıca bu çok önemli, genetik inceleme yapılmalı. Çünkü bu sperm yolları yokluğu olan hastaların büyük çoğunluğunda kistik fibroz denen bir hastalığın habercisi olan gen mutasyonları olabiliyor. Bu gen mutasyonları olduğu zaman aynı gen mutasyonu testini mutlaka eşine de yapmalıyız. Çünkü eğer eşinde de bu sperm yolları yokluğunun gen mutasyon testi pozitif, yani var çıkarsa, o zaman olacak çocukta kistik fibroz dediğimiz hastalık görüleceğinden dolayı ve kistik fibroz akciğer iç dokularında epitellerin, yani soluk almayı sağlayıp ve bunları yönlendirici unsurlar olan bölgelerde hasarlar yaptığından dolayı kistik fibroz hastalığı ölümcül seyredebiliyor çocuklarda. Yani biz çocukları kaybedebiliyoruz. O yüzden sperm yollarının yokluğu tablosu olduğunda mutlaka hastalarımıza gen mutasyon testini eşiyle birlikte yapmak bizim mutlak zaruriyetlerimizden bir tanesidir. Buna göre de hastaları değerlendirip planlarımızı yapıyoruz.